Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size daha önce hiç anlatmadığım, yani anlatmadım derken hani nasıl anlatacağımı bilemediğim daha doğrusu doğum maceramız, yani doğum hikayemi değil de doğum maceramızı anlatmak istiyorum. Zaten herkesinki maceralı biliyorsunuz ki. Benimki de öyle oldu. Ben biliyorsunuz tam 40 artı 0'da doğum yaptım. Maya sağ olsun bayağı içeride rahattı herhalde. Şöyle oldu. Şimdi 2 gün önce yani işte 6'sında ben NST'ye girdim ve böyle şeylerim, sancılarım okey, yani hani çok şey değil. Hani doktorumuz da bize şey dedi, evet hani her an her şey olabilir ama hani aman tanrım hani bugün geliyor, şu an geliyor, hani öyle bir şey diyemeyiz. Aa, biz de böyle çok rahatız. Ondan sonra o gün geldik böyle işte yarın ne yesek, şöyle mi yapsak. Bir o dönem biliyorsunuz full karantina, ben tabii ki şeyin pandeminin en peak zamanı zaten doğum yaptım. Ancak böyle haftada 2 pizzalar yapılıyor, ekmekler yapılıyor, banana bread'ler yapılıyor. Zaten yapmayın, dövüyorlar biliyorsunuz. Neyse işte ertesi gün dedik ki biz ayın 7'si yani. İşte akşama pizza yapalım. Biz o gün pizza falan yaptık. O gün de bu arada tekrar doktorum çağırdı kontrole. Gittik, dedi ki yani hani evet yine her an her şey olabilir. Ama dedi hani akşam bir daha konuşalım. Ben de bu sefer dedi sancıları o NST'de de bir tık daha yüksek gördüm. Biz dedi şey yapalım hani akşama doğru bir kez daha konuşalım. Tamam falan, hani yine de böyle biz hani her an gelebilir, şöyle olabilir demediği için, yani ben öyle zannettiğim için çok böyle aşırı bir şey yapmadık. Ondan sonra akşam böyle çok güzel yaptığımız pizzayı koyduk. Hatta onun bir fotoğrafı var. Cüneyt, şuraya bir yere onu koyar mıyız? Şöyle bir yere koyarız şuraya. Ondan sonra çok rahatız böyle. Pizza yerken fotoğraf çekelim falan, fotoğraf çektik. Pizza yedim, böyle koltuğa oturdum. Yani bir tuhaflık hissediyorum ama çok da emin değilim. Hani böyle çok büyük sancı gibi değil ama yine bana doktor demiş ki hani sen yine bir tık bir şeyler hissedersen gel artık. Çünkü artık zaten 40 yani. Ondan sonra işte aradım falan, dedim ki hani ben yani böyle bir kıpırdanmalar hissediyorum. Hani böyle ah uh gibi değil ama hani öyle olmaz zaten dedi. Sen istersen gel dedi. Ben de tamam dedim. Biz böyle zaten çantamızı falan yapmıştık. Bayağı da geç yaptım aslında ben çantamı. 38. haftanın böyle ortalarında falan yapmıştım. Ondan sonra biz böyle o zaman ben bir duşa gireyim falan dedim. Böyle bir rahat rahat duşa girdim. Ondan sonra saçlarımı yaptım. Saçlarımı maşa yaptım o haldeyken. Ama tabii gerçekten böyle aman tanrım bir halim yok. Ama hani bir anormallik var, böyle bir ah falan diyorum ama o kadar. Duşa girdim, saçlarımı maşa yaptım. Böyle bir rahatlık hali. Akşam artık herhalde 11.30 falan oldu. Hadi dedik biz çıkıp gidelim. Gittik, hani ben hala daha saat işte 12'yi geçmişti herhalde biz hastaneye gittiğimizde. Hala daha şey düşünüyorum yani. Hani acaba boşuna geldik mi? Boşuna geldiysek çok üzülürüm. Hani acaba yani kimseye haber vermeyelim çünkü hani belki boşuna da bilmiyorum ya şimdi. Ondan sonra dediler ki sizi yukarı alalım. Sen artık yat. Ay bana bir şeyler bastı. Yani böyle beynimden aşağı şey döküldü, kaynar su döküldü gibi. Çünkü hani hala da hastaneye gidene kadar olayın tabii ciddiyetini çok büyük sancılarla, acılarla ya da işte suyumun gelmesiyle falan gitmediğim için bilmiyorum. Neyse işte yatış yapılacak falan. O arada Nevzihan vardı. Dünyanın en tatlı ebesi. İyi ki onu karşıma çıkarmış. Ben biliyorsunuz doktorumu da aşırı seviyorum. İbrahim Bildirici. Onu da öpüyorum buradan. Nevzihan'la akşam, tabii ben bu arada hiç Nevzihan falan bilmiyorum, tanımıyorum öyle bir insan. Birkaç arkadaşım ona işte birkaç isim söyledi. Ondan sonra inşallah işte şuna denk gelirsin, buna denk gelirsin falan. Hani onlardan biri Nevzihan, zaten hani hadi top 4-5 kişi var falan. İnşallah ona denk gelirsin, ona denk gelirsin. Ben de çok şey yapmam hani. Herkes iyi zaten. Gerçekten de öyleydi. Ondan sonra işte gittik. Biz zaten böyle çift maske, elde eldivenler. Sanırsın savaşa gidiyoruz. Bir savaş boyalarımız eksik. Cüneyt buraya savaş boyası yapar mı? Ondan sonra çuçuk. Bir öyle eksik. Yani gittik hastaneye. İşte Nevcan'la tokalaşmıyoruz bile. Hani öyle bir mesafeli bir merhaba merhaba falan. Ondan sonra işte yukarı çıktık. Ben yaptım. Bana dediler ki işte 2'de ve 6'da sabah ilaç vereceğiz. Ondan sonra tabii ki sancıların şiddeti, bu arada sancıların biraz artmaya başladı ama hala daha hani aman tanrım ne oluyor falan şeklinde değil. O yüzden de ben de hani gayet iyiyim falan. Bu arada hastane çantasında biz yanımıza kahve falan da götürmüştük. Bir de ben hamileliğimi gerçekten çok aç geçirdim. Hep açtım, her dakika açtım. O yüzden yanımda işte çubuk, krakerler, yani normal kraker, çikolatalar bilmem neler. Kahve şeyi bile götürdük yanımıza, Aeropress. Kahvemizi kendimiz demleyip içeriz, kahveciyiz yani. Gerçekten bir o eksik o anda. Neyse, gittik böyle odaya yerleştik filan. Ben yattım işte, karnıma bu NST'yi bağladılar tekrardan.
kahvemizi falan içtik yani. Böyle öyle bir rahat bir ortam var. Sonra ikide bana ilaç yaptılar. Evet, sancılarım biraz arttı ama hani şey diyorum. Yani sancı inşallah böyle bir şeydir yani, çünkü hiçbir şeyim yok, gayet iyiyim. Ondan sonra sabah, ben uyudum o arada. Sabah 6'da işte tekrar heyecan geldi. Kulaklarım çınlasın. Tekrar 6'da ilaç yaptı falan. Ben gayet iyiyim, hiçbir şeyim yok. Sabah 9'da canım doktorum geldi. Dedi ki su fazlalığın var senin. Bizim bu suyu patlatmamız lazım. Suyu biz patlattıktan sonra iş birazcık hızlanacak. Hala ben daha, çünkü artık hastaneye geleli sonuçta bayağı bir oldu sabah 9'a kadar. Hani işte 8 saattir falan hastanedeyim. Ve hani iyiyim ya, hiçbir problem yok. Hani suyum patlattı. İşte doktorum suyumu patlattı. Ondan sonra bir anda yani böyle 10 dakika içinde bir ağrı girdi. Yani anlatamıyorum şu anda. Hala daha tüylerim diken diken oluyor. Nasıl bir sancı biliyor musunuz? Böyle bir an dedim ki Allah'ım, hani ben bunu devamlı yaşarsam mümkün değil doğuramam. Hiçbir şekilde doğuramam. Hani ne sezaryende normal. Beni müsait bir yerde indirin yani. Sonra dediler ki zaten işte 10 gibi başlar demişlerdi. Gerçekten 10 gibi böyle olaylar hızlanmaya başladı. Artık böyle 12, 1 gibi falan. Ben dedim ki yani bu iş şey olmaya başladı. Bu arada tabii açılmam da oluyor. 5 santim filandı. Zaten artık böyle hani müsait bir yerde indirin şeklindeyken artık dediler ki epidural takalım. Artık dedim yani takalım şunu lütfen. 5 santimken evet epidural takıldı. Ben bu arada inanılmaz, aslında benim gerçekten bu videoyu çekmemdeki en büyük sebeplerden biri doğumun yanlış yerin, yani yerlerinden korkmuş olmam. Ben hep epiduralden mesela aşırı korktum. Yani hani sırta böyle bir iğne takılıyor. Aman tanrım, bir şey olursa ya o iğneyi hissedersem ya canım acırsa filan. Keşke birileri yani ben bana söyleseymiş ya da ben izleseymişim. Çünkü hani ister istemez sırta iğne takılıyor. Bir anda bacaklarını hissetmiyorsun. Şöyle oluyor, böyle oluyor filan gibi şeyler denince insan ister istemez aşırı korkuyor. Ben aşırı korkuyordum. Hatta hani sırf epidural sanki olmuyormuş gibi normal doğumu bu yüzden aşırı istiyordum aslında ben. Neyse işte o epiduralin mucizevi şeyi sırtıma takıldı. Böyle bir 40 dakika sonra filan. Aa ben dedim ki bayağı iyiyim yani, şu an ben sancıları falan hissetmiyorum yani. Yani hissediyorum. Yine hissediyorsunuz ama böyle hani aman tanrımlık bir şey yok. Gayet iyiyim. Ondan sonra evet sancılar gidip geliyor. Bu arada biz yanımıza şeyler almıştık. Jelibonlar, kekler, mekler. Bir anda onlar çıktı. Alican kahve demiyor falan. Nevcihan geliyor, kahve tokuşturuyoruz. Orada fotoğrafımız var. Onu da şuraya bir ekleriz. Her şey yani o kadar güzel ki. Sanki biz bu ayda oturuyoruz yani. Öyle bir rahatlık. Ondan sonra bu arada bacaklarımda da hafif bir hissizlik oldu. Ama böyle hani şey değil. Aman tanrım hani böyle bacağım tamamen hissetmiyorum gibi değil. Çok hafif böyle karıncalanma gibi falan. Sonra bu süreç artık böyle bir saat falan geçti. Sonra ben o sancıları tekrar hissetmeye başladım arkadaşlar. Meğerse benim epiduralim biraz yukarı takılmış. Dolayısıyla yani karnıma şey yapıyor ama bacaklarımdan gitmeye başladı. Çok az kalmaya başladı. Yani olması gereken yerden yukarı takılmış. Ve etkisi azaldıkça ben, tabii açılma da oluyor bu arada, işte 7 santim falan oldu. Ve ben o sancıyı tamamen, şunun altını çizebilir miyiz? Tamamen hissetmeye başladım. Ve böyle bir hafif böyle bir baygınlık hissiyatı falan inanılmaz kötüydü. Yani böyle Alican'a falan tutunuyorum. Diyorum ki yani çok kötü. Yani Alican, ben bir tane doğurdum zaten. Alican 9 tane, belki 20 tane falan doğurmuş olabilir. Bir anda orada iş çirkinleşmeye başladı. Maya saat tam 4'te doğdu. 4'ü 1 geçe. Bu benim söylediğim herhalde saat 2 gibi falan. Bu şöyle bir şey oldu. O epidurali tekrar çıkartıp bir kez daha takmak durumunda kaldılar. Ve işte diğer epidural etki etmeye başlayana kadar, yani 40-45 dakika kadar ve 7-8 santimlik açıklıkla ben her şeyi hissetmek durumunda kaldım. Ve buradan epiduralsiz doğuran herkese alnını öpmek istiyorum. İnanılmazdı yani, gerçekten hani çok böyle değişik bir his. Acılı yani ama doğumdan 2-3 gün önce Esra diye çok sevdiğim bir arkadaşım var benim. Esra ile konuşurken o da normal doğum yapmıştı ve bana demişti ki Deniz, çok güzel bir yolculuk. Yani tabii isterseniz artık korkuyordum yani, son 2-3 gün kalmış, 5 gün kalmış neyse. Çok güzel bir yolculuk. Böyle çok farklı bir deneyim. Hani evet tabii ki korkutucu, evet acılı, hani mutlaka sancılı acılı. Ama hani farklı bir deneyim. Öyle düşünme, sen o yolculuğun tadını çıkar, deneyimin tadını çıkar falan demişti. Ve ben böyle ondan çok gaza gelmiştim. O yüzden hani bu videoyu izleyen herkese o motivasyon olsun istiyorum açıkçası. Çünkü gerçekten çok güzel bir deneyim ve çok güzel bir yolculuk.
Ondan sonra işte o son 2 saatte işler çirkinleşmeye başladı. Çünkü ikinci epidural takıldıktan sonra yine bir 45 dakika geçti. Zaten doğuma 1 saat falan kalmıştı. Tabii ki hani böyle kendimi artık hani şey halindeyim. Ben bir de hep doğum anından korkuyordum. Hani nasıl olur, nasıl ya, orada çok mu canım acar, çok mu şey olurum falan. O da boşu boşuna korktuğum bir anmış aslında. Çünkü sancıyı doğumhaneye gidene kadar çekiyorsunuz arkadaşlar. Ben doğumhanede herhalde böyle 8 ya da 10 dakika falan kaldım. O kadar kısa bir süre. Çünkü artık orada bebek sadece dışarı çıkıyor. Onlardan siz her şeyi, yani en azından ben de öyle oldu, hastane odasında yaşıyorsunuz. Ondan da boşuna korkmuşum aslında, onu da görmüş oldum. Sonra işte doğumhaneye gittik ve işte 16.01'de Maya doğdu. Yani böyle şunu söylemek istiyorum. Maya doğdu, işte yanında Alican var, diyorum ki Alican porselen bebek gibi, Allah'ım ne kadar güzel bebek. Sonra Alican'la şu anki, tabii ki şu anki Maya'ya bakıyoruz, işte 10 aylık Maya'ya bakıyoruz. Onunki yani hiç porselen bebek gibi falan değil yani. Hani ama tabii ki bana öyle geliyor o anda. Alican da yanındaydı bu süreçte, işte bebek çıktığında falan. Böyle inanılmaz şey olduk hani, çok gerçekten farklı bir deneyim ve şey, insan böyle bir rahatlıyor mu desem, hani böyle hani yaptım, evet oldu, bitti. Şimdi o zaman işte gerçekten doğumhanede şöyle bir şey oldu. Şimdi ne olacak? O zaman öyle bir kafa geliyor insana. Evet, şimdi ne olacak bundan sonra? Böyle de sizinle bu doğum hikayemi paylaşmış oldum. Umarım memnun kalmışsınızdır anlattıklarımdan. Umarım şu anda hamile olan takipçilerime motivasyon olur. Çünkü hani korktuğumuz şeyler aslında olayın içindeyken boşu boşuna korktuğumuz şeyler olabiliyor. Hani benimki bu şekilde geçti. Evet, çok çok zor değildi ama işte bu epidural sıkıntım hani çok böyle o acıyı çok fazla boşuna yaşamış oldum. Hani zaten epidural takıldı, bir daha ikinciye takıldı falan. Hani bazen böyle şeyler de yaşanabiliyor ama korkmayın, sonu çok güzel oluyor gerçekten. Eğer siz de bu videomu sevdiyseniz, hani size bir motivasyon olduysa, beğendiyseniz ne mutlu bana. Kanalıma da tabii bu arada abone olursanız çok mutlu olurum. Öpüyorum.